kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte yaz mevsimi geldi. Yaz mevsimi çok güzel bir mevsim. Yazın havalar sıcacık oluyor. Güneş bizi sımsıcacık ısıtıyor. Hadi gelin bu videoda sizlerle birlikte yaz mevsimini daha detaylı öğrenelim. Öncelikle size bir sorum var. Bir yılda kaç tane ay bulunur? 12 tane. Evet, hadi gelin bu ayları hep birlikte sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Evet, bir yılda tam 12 tane ay vardır. Bu 12 ay içinde de 4 tane mevsim bulunur. Bana mevsimleri sayabilir misiniz? Hadi hep birlikte mevsimleri sayalım. Sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz mevsimi. 4 tane mevsim bulunur. Peki sizce biz şu an bu mevsimlerden hangisini yaşıyor olabiliriz? Haydi hep birlikte bir düşünelim. Of, hava çok sıcak. Güneş bizi çok ısıtıyor. Peki siz kısa kollu ve ince kıyafetler giymeye başladınız mı? Elbiseler, şortlar, kapriler, tişörtler, askılı bluzlar. Çıktı mı dolaplardan? Kazakları da kaldırdınız herhalde artık. Evet, çünkü bu sıcak havada okulun kazakları giymemiz mümkün değil. Güneş ışığının olumsuz etkilerinden korunmak için bir güneş şapkası ve güneş gözlüğü takmakta fayda var. Peki, yavaştan tatil planlarınızı yapmaya başladınız mı? Lezzetli dondurmaları ve sulu sulu karpuzları da yemeye başladıysak eğer, hep birlikte neşeyle hoş geldin yaz diyebiliriz. Hadi gelin sizlerle birlikte yaz mevsiminin güzelliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Yaz mevsiminin 3 tane ayı vardır. Bunlar Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları. Hani az önce dedik ya, bir yılda 4 tane mevsim bulunur diye. İşte yaz mevsimi bu 4 mevsim içindeki en sıcak olan mevsimdir. Yaz mevsiminde gündüzler çok çok uzundur. Hava çok geç kararır. Güneş daha geç batmaya başlar. Mesela kış mevsiminde okuldan döndüğünüz saatlerde ya da anne babanızın işten geldiği saatlerde hava karanlık oluyordu, değil mi? Ama şu anda okuldan çıkış saatleriniz ya da anne babanızın işten gelme saati aydınlık havada oluyor. Bunun sebebi gündüzlerin çok daha uzun olması. Gündüzleri uzun olunca da güneş bizi sımsıcacık uzun uzun ısıtabiliyor. Bizler bol bol dışarıya çıkabiliyoruz. Güneş ışığından uzun süre faydalanabiliyoruz. Yaz mevsiminde doğada her yer rengarenk olur. Cıvıl cıvıl olur. Hava, toprak ve su ısınır. Yaz mevsimi insanlar için tatil yapma ve dinlenme olarak geçer. İnsanlar artık tatil planlarını yapmaya başlar. Bütün bir senenin yorgunluğunu yaz mevsiminde atarız. Az önce dedik ya, sular ısınmaya başladı diye. İşte bu sebeple deniz suları da ısınmaya başlar. Ve insanlar yaz mevsiminde deniz tatiline gidebilirler. İnsanlara büyük faydası bulunan ve kemiklerimizin gelişmesini sağlayan bir vitamin vardır. D vitamini. İşte bu vitamin en çok güneşte bulunur. Biz bu vitamini güneşin ışınlarından alırız. Güneşin ışınları birçok hastalığı yok eder ve iyileştirir. Yaz mevsiminde bir sürü çeşit çeşit meyveler yetişir. Karpuz, kavun, erik, çilek, kiraz, kayısı, şeftali, üzüm, armut, fındık, böğürtlen, daha say say bitmez. Yaz mevsimi bu yüzden çok keyifli bir mevsimdir. Hani az önce dedik ya, güneşin bir sürü faydası vardır diye. Ama her şeyin fazlası zarar olduğu gibi, güneşin fazlası da zarardır.
Yaz mevsiminde güneşin aşırı sıcaklığı ve kavuruculuğundan kaçınmak gerekir. Uzun süre başımızın açıkta kalması, şapka takmamamız, çok fazla güneş altında kalmamız ve çok fazla güneş banyosu yapmamız cildimiz ve sağlığımız için çok tehlikelidir. Serinletici içecekler içmek bizi ferahlatsa bile çok fazla soğuk içecek içmek bizlere zarar verebilir. Siz çocuklar bu mevsimin tadını doyasıya çıkarın. Bol bol doğada zaman geçirin. Güzel havaların tadını doyasıya yaşayın. Bol bol açık hava aktivitesi yapın. Dışarıda oynayın, bisiklet sürün, parka gidin, kumlarda, topraklarda oyunlar oynayın. En eğlencelisi de sulu oyunların tadına doyasıya varın. İşte yaz mevsiminin özellikleri bunlar sevgili çocuklar. Peki sizin bu mevsimle ilgili bildiğiniz başka neler var? Bu mevsimde neler yapmaktan hoşlanırsınız? Hadi siz de bunları yorumlarda benimle paylaşın. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.